Merhaba arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Burası gayet iyi. Mendur, sen bir şey içer misin diye sor bakalım. Sizi görünce mecburen biraz olsa yüzünüz gülsün. Bir şey içer misiniz? Gazoz? Vallahi ne varsa bir su daha içebiliriz. Gazoz? Gazoz öyle. Misafirlerimize ikram edelim. Tabii ki edeceğiz. Önce ondan tamam. Sonra biz içelim değil mi? Herkese Nuri Alço'dan gazoz arkadaşlar. Ceyda, sen de şimdi artık yavaş yavaş röportaja başla Nuri Bey'le. Tamam, herkese ben Nuri Bey'den gazoz içiyorsunuz. Sizi de özdeşleşti artık zaten. Yeni nesil de o şekilde biliyor sizi. Yeni nesil biliyor bizi tabii ki. Dediğim gibi 3 nesil biliyor beni ama maalesef kültür müdürümüz bir şey bilmiyor demek. Turgut, sen bir kez daha özür dile Nuri Bey'den. Nuri Beyciğim, ben bir kez daha belediye başkanlığımız, belediyemiz adına ve kültür hizmetleri adına sizden gerçekten özür dilemek istiyorum. Şunun teminatını size verebilirim. Bu bir kere kayıtlarda, çekimlerde yer almayacak. Yani, o hatayı da en kısa sürede düzelteceğiz. Tam beni onurlandırdınız derken bir anda. Şimdi, tamam, şimdi masamızı alalım arkadaşlar Nuri Bey'i. Bir soluklansın, bir gazozunu içsin. Bir kahvesini, suyunu içsin. Buyurun, ben size ayrı. Tamam. Hay. Buyurun. Buyurun başkanım, siz buyurun. Buyurun. Asistanlarımın hatası. Ben hemen telafi ediyorum başkanım? Onu. Sağ olun. Böyle kızlar. Bir şey normalde mümkün değil. Turgut, biraz sen kız Bennur'a. Çünkü bu hata onun. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi falan gibi. Ben bayağı o yazdım. O nasıl şimdi, o ya dönüşüyor kızım, gidiyor. Senin burada, senin burada konuşabilecek hiçbir şeyin yok. Ben her şeyi, ben koskoca Beşiktaş ilçesinin bütün hizmetlerinin bizzat takipçisiyim. 24 saatimi veriyorum ben bu belediyeye. Ben de sabaha kadar uyumadım. Gerçekten size de söylemeye çalıştım. Siz beni yanınızdan ayırmanız, kontrol etme fırsatım olmadı ki benim. Bunun hiç mazereti yok. Bunun hiç mazereti yok. Evet, yok, ben ama bunu telafi edeceğim. Sana biz bu iş için burada görev veriyoruz. Başka bir görevin yok ben senin. Ben gerçekten bir haftadır uyumuyorum, bunlarla uğraşıyorum. Bendur, özür dile ya. Çok özür dilerim. Tamam. Elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Şimdi de tabii biraz ki yani. Bozulsun, tamam. İyi misiniz? Ben hayatımda böyle bir yaşanmamış yani. Ben ilk defa görüyorum böyle bir... Neyse, soyad değişikliği böyle bir şey olabilir mi ya? Özür dilerim. Yani gerçekten ben onu telafi etsem bağışlar mısın? Burada da ödüller aldım, bir sürü ödüller aldım. Normal ismi her yerde. Herkes alçı bilir yani. Ya gerçekten alçı nedir arkadaşlar ya? Ne demek alçı? Alçı diye böyle bir soyad, tamam. Bir şey olabilir mi? Kızım, bir özür dilemen lazım. Hala konuşuyorsun. Bir özür dilemiyorsun. Evet Bendur, ağlayarak kalk şimdi masadan. Bendur'cum sen gel şöyle biraz biz şey yapalım. Gel, sen kalk yavrum. Biz, sen de bir sakinleş, sen gel. Gel hadi. Başkanım, tamam, tamam. Olacak şey değil yani. Gerçekten olacak şey değil ya. Ya ufak tefek bir kelime konuşurken olur da. Ya duvara yazıyorsun, caddeye yazıyorsun, isim veriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çok özür diliyorum. Bütün sanatçıların mumyalarını yapıyor adam. Çalışıyor bizim, ama nasıl? Bizim altına bir tanesinin isminin yani yanlış yazıldığını görmedim yani. Evet, heykel ve heykeltıraştan bahsedelim şimdi biraz. Biraz sonra böyle sonra bir şey yok. Tanışacaksınız. Heykeli yapan sanatçımız. Çok özel bir insan. Çok özel bir insan. Elçin Hanım. Tamam. Buyurun Elçin Hanım, ben sizi alayım böyle. Buyursunlar. Ben pek anlayamadım ne olduğunu, o yüzden halledeceğiz hepsini. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Anlayamadım. Emeğinize ben... sağlık, size de teşekkür ederim de. Yani olmayacak, cadde ismimizi veriyorlar, soyadımız yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün bütün Türkiye'nin bildiği bir ismin sen ismini değişik getiriyorsun, yazıyorsun yani. Şimdi biz ama büstümüzde telafi edeceğiz bunu, değil mi? Büstümüzde telafi edeceğiz Nuri Bey, hiç merak etmeyin. Nasılsınız? İnşallah, sağ olun, teşekkür ederim. Güzel bir eser çıktı, biz buna inanıyoruz. Çok yeteneklidir. İnşallah, inşallah, inşallah. Nereden mezunsunuz siz? Hangi şeyde okudunuz? Ben Mimar Sinan'dan. Mimar Sinan'dan, Mimar Sinan tabii ki değerli. Ah 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 ah, Mimar Sinan vallahi bizi topa tutacak heykeli görse. Nuri Beyciğim, az evvel gelmeden evvel söylemiştim. Elçin Hanım hakikaten mesleğini, işini, sanatını o kadar iyi icra eden. Çok teşekkür ederim. Sanat detay, görece bir şey. Tüm yani... detayları o kadar irdeleyen bir sanatçımız ki. Bakın az sonra göreceğiz zaten. Sizi böyle beyaz kostümlü tasarlamış. Beyaz olmasa mavi mi o? Yani...
Ceyda şöyle ayakta bir görüntü ve röportaj alalım Nuri Bey'den. Görüşlerini alalım. Evet, biraz yumuşatalım ki o soyadı gerginliği geçsin ki heykel gerginliğine hazırlanalım. Bir görüntü alabilir miyim sizin için? Yan yana heykel tıraşla. Tamam. Görüşlerinizi almak için. Valla bahsettiğim ilk defa oluyor. Bir Eskişehir Belediye Başkanı da yapmıştı aynı şekilde. Çok güzel ses getirdi tabii ki bütün gelen seyirciler. Bugün bakıyorsunuz 70-80 araba otobüs geliyor. Bayağı bir izleyici kitlesi var. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Niye burası da öyle bir park olmasın? Niye burası da bir sanat galerisi haline dönüşmesin? Tabii ki mimarımız inşallah güzel bizim şeyimizi de yapmıştır, büstümüz de inşallah güzeldir. İnşallah beğeneceksiniz. Öyle Turgut, başlayalım artık törenimize. Nuri Beyciğim, başlayalım mı ufak ufak törenimize? Seyfi Bey'in de arkadaşlar, izin verin bize. Bir alkış alalım öncesinde lütfen. Şöyle coşkulu bir alkış seyircilerden. Evet, hanımefendi biz bir geçelim buraya. Evet. Bir moral alkış alabilir miyiz sizde? Alkış alabilir miyiz? Şöyle başkanıma Nuri Bey'e bir alkış alalım. Kıymetli misafirler, değerli sanatseverler, bugün burada çok büyük bir sinema emekçisinin, sinema sanatçısının büstünün açılışı ve plaket töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Nuri Bey de gerçekten bize ehemmiyet verip burada bulunduğu için, bu ödül töreni için kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bravo. Sağ olun. Şimdi Turgut, biraz büstlerden bahset. Sanat tarihinden, büstlerin türünden, işte artık sen kendince kur cümleler ve bizim büstümüzün biraz ezber bozan bir büst olduğunu söyle. Hayran kalacaksınız de. Ancak değerli sanatçımız Elçin Hanım bugün adeta ezberleri bozarak sanatçımızı öyle bir betimledi, öyle bir eser ortaya çıkardı ki eminim hepiniz gördüğünüzde bu yeni akımın, bu yeni sanat akımının sizler de hayran olacaksınız. Sizler de hayran olacaksınız. Sağ olun. Sağ olun. Aksesuarlarıyla, kostümüyle, her şeyiyle yaptığı büstü bugün ben şahsen açmış olmaktan kendi adıma, belediyemiz adına çok büyük bir mutluluk duyacağım. Şimdi Nuri Bey'i de konuşturalım. Bir duygularını alalım öncesinde. Konuşma yaptıralım mı? Bir duygularını alalım. Sayın sanatçımızın bir duygularını alalım. Buyursunlar efendim. Alkışlıyoruz. Alkışlayabilir miyim? Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Tabii ki bu buluşmamızı sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Beşiktaş Belediye Başkanımızın kültürle temas eden başkan yardımcısıyla birlikteyiz. Onun sayesinde çok teşekkür ediyorum. Yani bir sanatçının ölmeden bir caddeye, bir sokağa veya bir büstünün yapılması, görmeden kendisi görmesi ölmeden önce, bunlar çok önemli. Yaşarken sanatçıyı yaşatmak gerekiyor. O anlamda düşündükleri için, böyle bir eğilimde bulundukları için kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bravo. Plaketimiz hazırsa takdim edelim. Ki hazırdı biliyorum. Başımı yere takma. Eş dost var şakamızda. Aramızda. Çok aramızda.